Sevgili Altın Refer izleyicileri, şu anda Meşkane Etiler'deyiz ve yanımızda bu güzel mekanın işletmecisi ve solisti olan Doğan Güneş var. Merhabalar Doğan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi yayınlar size de, çok iyiyim, sağ olun. Sizler iyisiniz? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Doğan Bey, bize birazcık mekandan bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim, yaklaşık 2 yıldır var olan bir mekan, Meşkane Etiler. Uzun yıllar bir planımız var. Hiç günü kurtarma derdinde olmadık. O yüzden 2 yıldır istikrarlı, her şeyimiz yolunda, gayet güzel. Müşterinin memnuniyetini ön plana tuttuğumuz bir işletmedir burası. Çok da samimi bir müşteri ortamı vardır. Damsız olmayan kimseyi almıyoruz kaba tabirle. Yani hep ailedir genelde. O yüzden önce huzura önem veriyoruz müşterilerde. Böyle bir mekandır burası yani. Biz de gördük, gerçekten tam bir aile ortamı var. Gayet güzel müzikler var. Peki kimler geliyor buraya? Vallahi magazin dünyasından da gelen oluyor. Onlar hep bende kalsın. Söylemeyeyim, bahsetmeyeyim. Ama çok gelen giden böyle ünlü tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız olur. Pek yalnız bırakmazlar bizi, sağ olsunlar. Peki biz az önce tattık. Güzel mezelerinizden, lezzetlerinizden, birazcık da mutfağınızdan bahsedebilir misiniz bize? Mutfaktan da bahsedeyim. Şimdi tabii işletmeci olmak kolay değil ama yıllardır Etiler'de çalışmamın da deneyimleri vardı. Çok önemsediğim konudur. Yani müşteri sadece beni dinlemek amaçlı gelmesin. Geldiği zaman yediğinden, içtiğinden de mutlu olması bizim için önemli bir şeydi. Dolayısıyla aşağı yukarı 22 kişilik bir personelimiz var. Mutfak personeli, güvenlik personelleri, çok kalabalık bir çalışma bir ordusu, öyle söyleyeyim yani. Personel ordusu vardır. Dolayısıyla da çok öyle kefiliz yani. Her mezemize, içilen, yenilen, içilen her şeye. Şimdi isim vermem ama her şeyimiz markadır. Kullandığımız her şeyimiz markadır. Kırmızı etlerimiz, beyaz etlerimiz, balıklarımız, her şeyimiz tamamen sonuna kadar kefil olabileceğimiz. Yani müşterinin bütün sorumluluğu bize aittir. Hatta biz müşteriyle konuşurken de buraya girdiğiniz andan itibaren bize emanetsiniz deriz yani. Buradan çıkana kadar bizim için baş tacıdır. İyi ağırlamak boynumuzun borcudur yani müşteriyi. Peki Doğan Bey, burada sizin gibi gene işletmecilik yapan birçok buna benzer mekanlar var. Sizi diğer mekanlardan ayıran en büyük özellikler neler sizce? Yani tabii ki benzer mekanlar var. Bütün işletmeciler, hepsi de arkadaşlarımızdır. Artık yıllardır burada solist olarak çalıştım. Eskiden patronlarımdı. Şimdi artık işletmeci abilerim, arkadaşlarım oldu. Yani ayıran derken şimdi bu şeye benzer yani. Her mekan kendine göre bir çiçektir. Herkes hangi çiçeği severse onu tercih eder. Yani şimdi diğer mekanlar da iyidir. O yüzden ne kadar iyi mekan bir arada olursak bu o kadar rekabeti arttıracaktır. Müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Bu aslında müşteriye de yansımış oluyor dolayısıyla. Yani ben bütün mekan geziyorum burada. Bütün arkadaşlarım, işletmeci arkadaşlarım da buradan çıkıyorum, dolaşıyorum, ediyorum. Her biri birbirinden güzel, keyifli bir mekandır. Her yani çiçek gibidir, renk gibidir yani. Kimisi öyle sever, kimisi böyle sever. Bizim biraz daha farklı bir konseptimiz var. Onların, herkesin kendi göre bir konsepti, bir tarzı var açıkçası yani. Peki Doğan Bey, daha önce senelerdir bu tarz mekanlarda solistlik yaptığınızı söylediniz. İşletmecilik anlamında size tecrübe kattığı yerler olmuştur elbet ki. Yani sıfırdan başlamış gibi olmadınız herhalde. Oldu. Ben zaten ilk burayı alırken, buraya işletmeye başlarken ne yapacağımı bilerek değil de ne yapmayacağımı bilerek başladım. Çünkü yıllardır Etiler'de böyle bir deneyimim oldu, senelerdir. Bir de benim müşteriyle iletişimim çok böyle uzak değilimdir yani. Hepsine yakınımdır yani. Daha çok böyle dostlarım diyeyim ben. Müşteri demeyeyim, çok kaba oluyor aslında. Biz hep her işten sonra, her programdan sonra muhakkak ben iletişim kurarım. Neyinden memnundunuz? Neyden memnun değildiniz? Hizmetten mi? Servisten mi? Lezzetten mi? İşte aldığınız, içtiğiniz içeceklerden mi? Neyden memnunuz değildiniz? Sorardım. Dolayısıyla ben ilk buraya girerken ne yapmayacağımı bilerek girdim. Çünkü onları hep sınadım. Şimdi o yüzden de mesela kolay kolay yer bulunmuyor. Yani maşallah diyeyim. Kolay kolay yer yok yani. Hep bundan aslında yani. Biliyordum ne yapacağım. Ama güzel bir enerjiniz var. Evet. Şimdi biraz sonra sahnede izleyin. O zaman enerjiyi göreceksiniz. O patlamayı, enerji patlamasını göreceksiniz mekanda yani. Müthiş bir sinerji oluşuyor içeride. Ne tarz şarkılar söylüyorsunuz? Valla ben çok eski müzisyenim. 26 yıldır. Yani 39 yaşındayım. Kaç yaşındasın? 39 yaşındayım. 26 yıldır sahnelerdeyim. Caddebostan Maxim'den başlayan ve Gülben Ergen'de son bulan bir müzik serüvenim vardı. Ondan sonra kendi albümlerim, kendi projelerim vardı. Çok eski müzisyenim. O yüzden benden böyle işte caz müzik ya da yabancı müzik istenmediği sürece sıkıntımız olmaz benim yani. Her tarza hitap ediyorum. Aynen, her tarz okuyorum. Pop çıkıyorum. Bakıyorum millet oynamak istiyorsa oynuyoruz. İşte ağlamak istiyorsa arabesk okuyorum. Yani çok tarz sıkıntım yok benim ya. Her tarz okuyabilirim yani. Ne güzel. Peki Doğan Bey, eminim izleyiciler de merak ediyorlardır. Bu işletmecilik mi daha zor, yoksa sahnede olmak mı daha zor?
Şimdi her şeyi bir arada yaptığım için ikisi de zor. Şimdi sadece iyi şarkı söylemek, doğru şarkı söylemekle olmuyor. Yani bu iş bir enerjidir. Yani mutfakla, görmediğiniz mutfağın bile salonla uyumu, personelle uyumu çok önemlidir. Dolayısıyla işletmecilik daha ağırdır. Yoksa bir solistlik dediğiniz zaman gelirsiniz, sahne saatinizde çıkarsınız, programı yapar gidersiniz. Ama ben haftada 3 gün açık olan, daha çok yani çarşamba, cuma, cumartesi yoğun olan bir dükkan için ben yarın mesela pazar olduğu halde mesela ben yarın sabah erkenden geleceğim tekrar dükkana. O yüzden işletmecilik şarkıcılıktan daha zor. Daha zor çünkü insanları mutlu etmek de ayrı bir sorumluluk. Çünkü öyle göreceli bir kavram ki, yani yediğiniz lezzette de öyle yani. Şimdi atıyorum köfteyi seversiniz ama kime göre köfte güzeldir? O çok geniş bir kavramdır yani. Onun ortalamasının çok güzel olması değil, onun ortalamasını yakalamak zorundasınız bu işlerde. İşte o yüzden işletmecilik çok daha zor. Bence de öyle. Peki işletmecilik yaptığınız bir mekanda aynı zamanda sahneye çıktığınız zaman, sahnedeyken müşterilerle göz kontağı kurduğunuzda daha farklı bir hissiyat oluyor mu? Hani normal herhangi bir işletmecilik yapmadığınız mekanda sahne aldığınızdan farklı bir durum oluyor mu? Şimdi o deneyimle de alakalı, ben fark etmiyor. Ben nereye gidersem gideyim, müşteri dediğim, hangi misafirimle göz göze gelsem ben hangi şarkıyı aşağı yukarı istediğini bilirim. O bakışından, edercesinden oynamaya mı gelmiş? Hayır, yani mesela sahnede şarkı söylerken acaba hani şu an yediklerinden de memnun mudur? Acaba hani ortamda hoşuna gitmiş midir falan diye de düşünüyor musun? Hani işletmeci mantığıyla da sahnede hareket ediyor musunuz? Aynen öyleyim. Kartal gibiyim yani. Her bir köşesini süzerim yani. Personelle iletişimi, personelle konuşmuşsa ne konuştular? Muhakkak işten sonra sorarım. Siz ne konuştunuz? Neydi? Sıkıntım vardı? Sorun mu vardı? Muhakkak o iletişimi alırım yani. Sorarım. Ne konuştuklarını yani. Önemli benim için. Ne güzel. Peki sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sosyal medyada kullanıyorum. Söyleyeyim mi adreslerimi? Söyleyeyim. Tamam. Önce kendi şahsi adresimi söyleyeyim. DG_DoganGunes. Şahsi müzisyen kimliğimin, şarkıcı kimliğimin olduğu adres. İş yerimizin Instagram sayfası da Meskane Etiler. Tamam. İzleyicilerimiz de buradan size o şekilde ulaşabilirler o zaman. Doğan Bey, çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Zor bir iş. Zor bir iş. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler. Bu güzel mekana uğramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak?